Bugün çok güzel bir şey öreceğiz. Evet. Bu proje firmamızın, sponsorumuzun bir projesi bu. Ve ipi çok da yeni bir şey. Tülin Hanım, bu bluzlar kaç taneyle örüldü? Sadece bir yumak. Ne diyorsun? Sadece bir yumak. 150 gramlık tek bir yumakla örüyoruz. Bu. Evet. Kaç bedene oluyor bunlar? Bu 36'dan 44 bedene kadar olabiliyor. 44 beden rahatlıkla giyebilir. Kaç numarayla örülüyor? Kademeli şiş kullanıyoruz. Aa. Burada evet 5, 6 ve 7 numaralı şişler kullanıyoruz. Farkındaysanız böyle çok yavaş bir geçiş var. Erkan, bunu ne yapacaksın biliyor musun? Aşağıdan yukarı, aşağıdan yukarı. Böyle bak nasıl gidiyor, bak bak bak, gel Erkan, gel. Gel gel gel, gidiyor gidiyor gidiyor. Çok gidiyor, yavaş gidiyor. Bir geçişle. Bakın nasıl bir yumuşuyor, çağlaya dönüyor yukarıda. Evet. Tek bir yumağın içerisinde koyu renkten açık renge doğru uzun bir geçişin olduğu bir görünüm. Evet. Şimdi bunu yapabilmek için, yani bu görünümü hiç bozmadan böyle ürünler yapabilmek için hırka olur, kazak olur, şal olur, bluz olur, bir şeye dikkat etmeliyiz. Kesinlikle yukarıdan aşağıya başlamalıyız. Bu ipliği... Ha böyle mi diyorsun? Evet. Yukarıdan aşağı özelliği, mı? Evet. Ha bir dakika Erkan, olmadı, gel Erkan. Yuk bak. Yok, yani, siz doğru gösterdiniz. Ama, siz rengi gösterdiniz. Rengi gösterdim ama buradan başlayacağız. Peki öyle olsun. Çağla'dan iniyoruz. Erkan bak, bak gidiyoruz. Mutlaka yukarıdan başlıyormuşuz. Aşağı doğru çimen yeşiline döndü. Evet. Süper güzel. Şimdi püf noktası bu ipliği kullanmanın yukarıdan aşağıya doğru. Çünkü biz normalde nasıl başlarız? Aşağıdan öreriz bir parçayı. Ben de öyle söyledim. Arkayı öreriz, kolları öreriz. Ama bu mantığı bu şekilde görmek istiyorsak renklenmeyi yukarıdan aşağıya örüyoruz. Sadece üçgen şalları aşağıdan yukarı örüyoruz. Sadece üçgen şalları. Neden? Çünkü ipliğin nerede biteceğini bilemeyiz. Eğer aşağıdan yukarı örersek. Şu mu? Şu mu? Bu. Ya hangi bir renge şey yaptığımı bilemedim. Bak, 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 bak gidiyor. Bak, ben of çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ben birlikte toplantılar yapıyoruz ara sıra. Bunu anlattılar. Kaç aydır bunu bekliyoruz. Bugün burada anlatıyoruz. Bunun o kadar ilginç bir yapımı var ki bu tasarım, bu model... sponsorumuza ait ve ekibe ait o kadar güzel bir fikri, bilgisi var ki işte bugün o burada uçar gider diyorum. Bir yumaktan çıkıyor olması harika. Evet. Yurt dışında da çok var bu ipten. Ama böyle tek rengin koyudan açığa veya yani açıktan koyuya. Var, evet. Manasında söylüyorum. Tabii tabii tabii. Şu turuncuya bakın, turuncuya bakın. Şimdi turuncu severler gelsin. Bakın yukarıdan geliyor şöyle aşağı doğru portakal. Ay bunu takılarla her şeyle ne kadar güzel. Şimdi burada ilave edeceğiniz başka bir şey var mı? Göstermeye var. Geçelim. Burada şimdi şöyle yapıyoruz. Bluzumuzu biz bütün örüyoruz. Tek bir dikiş var yanda. Bütün örüyoruz ve yakadan yukarıdan başlıyoruz. 44 bedenin üzerindeki hanımlar bizi biraz daha beklemeliler. Onlar için ayrı bir tasarım getireceğiz. Her şey değişecek çünkü. Hani ben iki yumak kullanırım, dönüşümlü kullanırım, aynısını düz kendime örerim demesinler çünkü çok büyük olur. Onlar biraz beklemeli. Onu da gördüm. İnanılmaz. O, ben ondan da öreceğim. Hatta böyle 38 bedenler de onu yaptığı zaman böyle... Veya 36 bile giyebilir, salaş, uzun. O modelde evet. Yani yıkılacak. Hakikaten çok güzel. Hadi. Ütü çok önemli. Ay şunu söyleyelim de sonra unuturuz. Evet. Bakın bu modelde en önemli şey ne? Ütü. Ütülemek çok önemli. Kesinlikle buharlı ütüyü direkt üzerine basıyoruz. Zaten ipliğin özelliği yünlü. Bez falan koyuyor ince. Muyuz? Hiç koymaya gerek yok. Buharlı ütüyle çok güzel ütülemeliyiz. Böyle bastırarak ütülemeliyiz. Bu çok önemli. Çünkü sonuçta 150 gramla bir
bluz yapıyoruz. Kol altında dikiş yok. Şimdi çok farklı örülüyor. Yani bunu şöyle düşünmesinler, işte önü öreyim, arkayı öreyim, kolları öreyim. Bu kesinlikle yanlış olur. Çok farklı bir uygulamamız var. Hadi. Onu gösterelim. Hadi geçelim. Uygulama da çok güzel. Ben yani neredeyse kaç ay oldu başlayalı? İki ay mı? İki buçuk ay oldu. İki buçuk aydır bunu bekliyorum. Nasıl örülüyor bana gösterdiler. Aa falan oldum böyle, o kadar güzel. Evet. Şimdi biz yaptığımız çalışmalar sonucunda şunu gördük. Koyu rengin altta kalması, açık rengin yukarıda kalması daha etkili oluyor. Ama tercih isterlerse koyuyu yukarı kullanabilirler, açık aşağıda kalabilir. Bu tercih. Şimdi bluzumuzu örmeye başlamadan önce şöyle içinden açık renkten bir 30 santim kadar bir ipliği kesmeliyiz. Bu bize dikişte lazım olacak. Hani nereden? İç kısımdan mı sakladım? İç kısımdan kestim. Tamam. Biraz da dış kısımdan kesmeliyim. Farkındaysanız bu dikişi dikebilmek için tek taraftan bizim böyle butonlara ihtiyacımız var. Butonu da evde bulamayız. Çirkin olmasın dikişimiz. Bu önemli. Bunu ayırdıktan sonra başlıyoruz örmeye. Şimdi örgümüz düz örgü. İçeriden çektik. İçeriden çektik. Çünkü güzel. Yukarıdan aşağıya başlıyoruz. Farkındaysanız açık renk yukarıda. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru örüyoruz. 109 ilmek atıyoruz. Ve ben ısrarla hiç vazgeçmeden ilmeklerimiz aralıklı olmalı diyorum. Çünkü çok önemli. Farkındaysanız ütüyle çok güzel açılan bir yaka var orada. Şimdi yaka da var, şey de var. Alt tarafta keserken çok de önemli, öyle. Çok önemli. Şu yaka bakın. Evet. Onu evet. Eğer biz sıkı çekersek bu ilmekleri ütüyle bile açılmaz. Çok kötü görünür. Güzel olmaz. Şimdi kaç numarayla başladı? 5 numara şişle başlıyoruz. 109 ilmek atıyoruz. Tamam. Ben çok az attım. Zaten düz örgü biliniyor ama. Şimdi bir sıra ters örüyoruz. 109 ilmeğimizi bir sıra ters örüyoruz. 5 numaralı şişle. 5 ile başlıyoruz. Böyle ters örgü örüyoruz. Şimdi 109 ilmek. Bunu artık bırakmalıyım. Evet. Bu tamam. Tamam. Şimdi başladık 109 ilmeği içten alarak, içten alarak başladık. Başladık. Tamam. Şimdi 109 ilmeğimiz var. Hala şöyle. Kaç numaradayız? 5 numaradayız. Yakadan başladık. Yakadan başladık. Güzel. Bir sıra ters ördük. Biraz ördük. Önceki gibi tamam. Ördük. İlk ilmeğimizi alıyoruz. Şimdi kolu örüyoruz. Şöyle resimden de gösterirsek nereye yaptığımızı. Koldan mı başlıyoruz? Yani yok. Şöyle hayır. Hayır. Şimdi şunu örüyoruz. İşte buna hayran oldum bakın. Şuradayız biz. Biz şu anda buradayız. Tamam. Yukarıdan başladık. 109 ilmek burası. Tamam. Şimdi şurayı, şuradayım ben şu anda. Bakın burada arttırma var. Bu kenarda da bir arttırma olacak. Buralardan arttırma noktalarını kuracağız. Şimdi onu kuruyoruz. Ya, bu hayran olunacak bir şey. Bundan bu kazak olacak. Sadece iki yanda dikiş var. Evet, bu bütün örüyoruz bunu. Yani kolu molu bütün çıkıyor. Çünkü bu rengi kesinlikle bozmamalıyız. Bu güzellik tamamen bu bütün örerek. Yoksa asla ayarlanamaz. Evet, ne yapıyoruz şimdi, şimdi orada? İlk ilmeğimizi örüyoruz. Sonra ilk ilmeğimizin dibinden, şöyle ilk ilmeğin dibinden bir ilmek çıkarıyoruz. Arttırdım. Evet. Şuradayım. Tamam. Arttırdım. Evet. Devam ediyorum. 17 ilmek örüyorum. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Bu 17 ilmek kolun olduğu yer. 7, 8, 9. İki tarafta 17 ilmek olacak. Tamam. Aralarda 35'er olacak. Ön ve arka için. Tamam. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17 ördüm. Şimdi burada bu arttırma ilmeğim benim. 17 ilmekten sonra ama başı saymıyorum. Tamam. Geliyorum. Bu arttırma ilmeğimin dibinden bir tane ilmek arttırıyorum. Alttaki ilmekten yani. Tamam. Arttırdım. Aradaki ilmeği örüyorum. Bir tane ördüm. Şimdi bu tarafından yine alttaki ilmekten bir tane daha arttırıyorum. Şimdi bir ilmeği 3 ilmek yaptık. Burada tamam. Sağ tarafa ve sol tarafa birer ilmek arttırdık. Tamam. Ondan sonra biz örmeye devam ediyoruz. Bu arttırmayı şuralarda yapıyoruz. Şimdi onu şundan gösterelim. Ben tutayım size. Şurada yakadan tutayım. Daha ondan açığı var isterseniz. Açığı var. Şöyle gösterelim. Şöyle. Şimdi 109 ilmeğimizi attık. Erkan bir tık daha geniş. Tamam 109 ilmek şurası.
Kaza böyle bir şey oluyor. Evet. Bu şekilde biz bunu, şurası arkası tabii. Tamam. Orası da kol, burası da kol. 17 şurası. Buralarda arttırma noktalarından biraz önce gösterdiğim arttırmayı yapıyoruz. Kaç sıra yapıyoruz onu? Şimdi 17 ilmek burada arttırmamızı yapıyoruz. Onu söyleyeceğim. Burası 35 ilmek. 35 ilmek sonra yine 36 tekrar önündeki ilmekten yine bir arttırma kuruyoruz. Biraz önce gösterdiğim bir gibi. Bir ilmekten 3 çıkarıyoruz. Evet. Evet. Yine 17 ilmek yine arttırmamızı kuruyoruz. 17'den sonra. Tamam. Yine 35 ilmek. Yine sonda bir tane. Ondan da arttırıyoruz. Anlaşıldı zannediyorum. Tamam, böyle evet. Arttırıyoruz. 24 kez sadece önde, arkada değil. Sadece önde 24 kez arttırma yapıyoruz. Arkayı ters örüyoruz. Hiçbir arttırma yapmadan arttırdıklarımızı örüyoruz. Ters örgüyle. Böyle bütün örüyoruz biz bunu. Bu kadar güzel anlatılır. Evet. Misinle ben ha, emekli harika. Öğretmenim ama biraz dikte tonunda anlatımlarım var. Olsun. Ama bu da ders kadar gerçekten. Ders gibi ama hakikaten yok. Şimdi böyle örüyoruz. Bütün örüyoruz. Misineyle öremeyiz mi diye soru olabilir. Misineyle de örebilir. Misineyle de örülebilir. Aynı ilmek sayısını açarız. Başlarız. Arttırma noktalarımız bu sefer 3 değil 4 olur. Hani bu yarım yarım birleşir, 4 olur. Bütün hiç dikişsiz biz bunu çıkarabiliriz. Bir şey soracağım, bir çileyle oluyor olması? Hı hı. Şimdi burada tabii bize kademeli şiş de yardım ediyor. Tamam. Arttırma şuraya kadar yaptık. Yaptık. Şuraya kadar kaç sıraydı şimdi, şu? Geldik. Şurası kaç sıraydı? 24 kez tamam. Arttırmamızı yaptık. Şimdi burası önemli. Burada ben bir şey göstermeliyim. 24 kez şöyle delikleri arttırdık. Arttırdık. Evet. Arttırdık. Burada bu arttırdığımız deliğin üzerinde iki tane ilmek var. Bu iki ilmeği kapatıyoruz. Bir tane örüyorum. İki ilmeği de ördüm. Şişimle böyle ilmeği alarak kapatıyorum üzerinden. Bir ilmek kapattım. Bir tane daha ördüm. Kesiyorum. Bir tane daha kapattım. İki ilmeği kapattım. Şimdi kapattıktan sonra ben devam edip geri dönmeliyim. Orada ne yaptığımı göstermeliyim. Düz örgüyle devam ediyorum. Bu arttırma noktalarında bu işlemi yapmalıyız. Ama şey de değil, başlangıç ve sonda değil. Böyle öreyim ben şimdi. Tamam. Geri döneyim. Evet. Evet. Oradaki onları kapattın şu anda. Evet, öyle iki mi? İlmeği orada kapattım. Çünkü burada bir püf noktası var. Bir kesme işlemi yapacağız. O iki ilmeği burada kapatmalıyız. Yukarıya gitmemesi için. Yani kapatma dediğiniz şey Tülin Hanım. İlmek kapatma. Kesiyoruz. Evet, iki ilmek kapattım. Yani üç ilmek çıkarmıştık. Onu tekrar aynı ilmeğe mi getiriyoruz? Yok hayır. Üç ilmeği çıkardık. Bu arttırma noktamız bizim. Evet. 24 kez bunu yaptık. Bitti. Bir ilmekten şimdi çıkartmıştık. Yaptık, 24 evet. tane yaptık. Tam orada iki ilmeği birbirinin üzerinden kapatarak kapattım. Böyle boşluk kaldı. Tamam. Şimdi ben örüp buraya geri dönmeliyim. Tamam. Siz örün oraya geri dönün. Ben bununla ilgili şalları göstereceğim şimdi. Onlar da bir yumak. Bunlar da bir yumak. Tersten mi taktın? Doğru, doğrudur. Ay nasıl güzel. Şimdi bunlar şallar. Şallar. Yukarıdan aşağıya doğru örülen şallar. Yani fıştırı fış diyeyim size. Peki bir şey sorabilir Buyurun. Miyim? Bu şallar onun açık hali mi? Yoksa farklı model mi? Farklı. Ha bunları, şuraları falan evet, farklı. Evet. Bak Erkan beni çekme de şeyi çek şurada hani var ya bak bunlar. Şunlar. Bak. Ay çok güzel. Süper güzel. Farklı şöyle döneyim. Bakın. Yani mavi de ekranda o kadar güzel duruyor. Hani şey isteriz ya biz. Ne çok kalın olsun. Mesela ben öyle tercih ederim. Çok kalın olmasın. İç mekanda şöyle alıvereyim. Mesela ben şunu severim. Benim çantamda mutlaka bir penye bir de daha kalın bere vardır torba içinde. Bir tane şal arabamda mutlaka koyarım durur. Hani bir yere gittiniz bak küçücük oluveriyor. Şuna bakın. Şunu aldınız yanınızda. Bir yerde artık böyle gittiğiniz mekanlarda da soğuk falan oluyor. Bunu ister boynunuza atın. Yani boynunuzu şu şöyle yapın. Hani ben çok kalın oldum. Bakın bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz biraz böyle üşüdünüz hemencecik.
Oh, bir de buna bayılırım. Bunu da yaparım ben, çok yaparım. Çocukluğumdan beri yaparım. Şimdi çok iyi değil mi? Çok kullanımlı. Çünkü çok kalın değil, sizi boğmayacak, sıkmayacak, hem de ısıtacak. Bak, hava birden çok soğudu evet. Aslında. Şimdi sen gelince evet. Oraya tamam, bana ben beni haber uyar. Vereceğim. Ben Tülin Hanım orada. Sen buna herhalde bittin Aytül. He? Of, 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 of. Ay, 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 ay. Yumuşacık. Bakın. Dokusunu hissediyor musunuz? Çok, çok güzel. Gerçekten dokusu. Peki Tülin Hanım bir soru. Evet. Siz hem örün hem bana cevap verin. Bunda da kademeli şiş kullandık mı? Onda kademeli şiş kullanmadık. Sadece 6 numarayla ördük onları. Evet. Tek bir yumak örüyoruz, bitiriyoruz. Bu da tek bir yumak. Tek bir yumak. Orada şu fikri de verebiliriz. Eğer dikişi dikerlerse panço gibi kullanabilirler. Bunun dikişini kapatırlarsa orayı panço olur. Bir dakika, şurayı. Evet. Yaptık. Altları üçgen olmayabilir mi? Olabilir, ne olacak? Evet. Yani şurayı mı dikeceğiz? Evet. Şurayı dikersek. Evet, başından. Bakın, geçti. Bir dakika. Burada sayıyı değiştirebilirler, dilimi arttırabilirler. Evet, geldim bunu ben. Bunu kaç ilmekle başladık? Onu nereden? Şu anda sonra anlatırız, onu bilemeyeceğim. Ha, tamam, evet. Bir dakika. Geldim. Buna çalıştık bugün. Buna çalıştık. Bunu da yapacağız. Bunu yapacağız. Evet, evet. Bir tane de o büyük beden ve salaş giyim için. Saç örgüleri içinde böyle o kadar güzel bir şey ki şimdi, onu da yapacağız. İki ilmek kapatmıştık. Ha, şimdi sen nereye geldin? Geldim biraz. İşte iki ilmek kapattığım yere. Şimdi iki ilmeği orada böyle atıyoruz. Bunu göstermek istedim. Aslında evet, söyleyebilirdim tabii. Ama olsun. Şimdi sonuçta ince iplik zor örülüyor biraz. Yani zor örülüyor derken hızlı ördüm ama tabii canlı yayında hızlı olmuyor. Gayet kolay evet. Örülüyor sonuçta. Böyle devam ediyoruz. İki ilmeği yerine koydum. Evet. Şimdi arttırmalarımız bitti. Her şeyimiz bitti. Böyle devam ediyoruz. Bu şekli alıyor. Bu tamam. Şekli aldık. Şişleri nerelerde değiştiriyorsun? Şimdi onu söyleyeyim. Evet, o çok önemli tabii. Onu unuttuk. Şimdi burada 6 numaralı şişe geçiyoruz. Hemen bu arttırmalar bittikten sonra 24 arttırmamız 6 numaralı şişe geçiyoruz. Bunu 17 santim örüyoruz. Yani şu şuraya. Kadar. Evet, 17 santim örüyoruz. Şuraya bir işaret almışsınız. Evet. 17 santim ördükten sonra 7 numaraya geçiyoruz. Ama arttırmalar bitti. Dümdüz örüyoruz. Dümdüz evet. Örüyoruz. En sonda hiç kasmadan etek ucunu kapatıyoruz. İpliğimiz bitene kadar. Bu ipliği kullanırken esas şu, ipliğimiz bitecek. Hani biraz kalsın ipliğim, işte yukarı öyle bir şey yok. İpliği bitirmeliyiz. Bitecek ki bu renk tonu bozulmasın görünümü. Evet. Şimdi bitirdik. O çünkü öyle güzel ayarlanmış, evet. Yapılmış. Şöyle teğerlerimizi alıyoruz. Bu arttırma noktalarından teğerlerimizi alıyoruz aşağıya kadar. Bu iki ilmeği kapatmıştık ya, iki ilmeğin tam ortasından. Aldık, evet. Aldık, hani yerine attık, aldık. Şimdi şunu yapıyoruz. Şimdi hemen buradaki püf noktası asıl. Bunu kaldırabiliriz, evet. Şunu da kaldırabiliriz. İpliklerimizi hı-hı. Şuraya saklıyorum. Şimdi asıl işte bu rengi bozmadan. Bakın şurada da gösteriyorum hı-hı. İşaret alınan yerleri. Şimdi Tülin Hanım'ın elindeki demin buralara iplikle onlar işaretlemişler. Evet. Aynı bu şekilde. Bir, şimdi. İki, üç tane işaret. Şimdi oradayız. Var. Şimdi evet. Bunu nasıl yapıyoruz? Burada ne yapıyoruz? Burada ipliğimizi böyle taktık. Bir iki santim geriye şu işaretten. Tığı aldın. Evet, tığı aldım. Burada sık iğne yapıyorum. Sık iğne ile böyle aynı yere iki kez battım. İkişer kez böyle batarak ilerliyorum. Bu teğel aldığım yere kadar. Şimdi geldim. Burası çok çok önemli. Burayı çok çok iyi görmeliler. Şurada teğel aldığım yer ortada kalacak şekilde diğer hemen yanındaki ilmeği şöyle tutuyorum. Tamam. Şöyle tuttum. Şimdi burayı devam ediyorum. Sık iğne ile ikisini birden alarak. Yani iki ilmeğin sağını ve solunu, bu çok önemli. Her ilmeğe böyle iki kez araya batıyorum. Oo. Birisine bir, birisine iki. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift böyle, böyle Hanım, devam ediyoruz. Bittikten sonra yapıyoruz değil mi? Bitti, bittikten aşağı, sonra. İp, kapattık. İp bitti. Bitti. Evet. Kapattık. Böyle şimdi sık iğne ile devam ediyoruz. Anlaşıldı zannediyorum. Şu evet. Çok önemli. Nerede bunun öyle yerini bize şimdi sık göstereceğim. Evet. Onu göstereceğim. Şimdi şu çok önemli. Burada eğer
tek katını alırsak, sık iğne yaparken hani görmedik tek katını aldık. O zaman kestiğimizde burası sökülür. Bu çok önemli. Hep iki katını birlikte almalıyız. İki ilmeği birlikte almalıyız. Bu çok önemli. Bu anlaşıldı zannediyorum. Evet, hemen evet. Bunu geçiyorum. İlerliyorum şimdi. Bu arttırdığımız yere kadar ilerliyorum. Tabii böyle biz farklı renklerde getirdik. Hepsini tabii, aynı renk bulamadık. O daha iyi, daha iyi. Şimdi devam ediyorum. Şimdi burada döneceğim. Geldiniz. Döneceğim. Şuradan dönüş yapacağım. Şurada bir dakika. Hı-hı. Bir şöyle gösterelim Tülin Hanım. Şurayı. Bir evet, dakika. Burası duruyor. Hani yakadan başladık ya. Burası geldik. Duruyor. Burası duruyor. Burada evet. Şimdi buradan geri döneceğim. Ama bu geri dönüş çok önemli. Böyle devam ediyorum. Nereden döneceğim? Şöyle geldim. Şunu şöyle açıyorum. Bu arayı sık iğne ile güzel sık iğne ile burayı kapatıyorum. Kapattım. Şuradan geri dönüyorum. Hemen yanındaki iki bir ilmeği alıyorum iki tarafı ile birlikte. Yanındaki bir ilmeği iki tarafı ile birlikte alıyorum. Böyle aldım ve geri dönüyorum. Böyle geri dönüyorum. Anlaşıldı zannediyorum. Böyle aşağıya kadar geri döneceğiz. Şimdi arayı zaten şimdi gösterince daha iyi anlayacaklar. Arayı? Arayı hemen şöyle yapıyoruz. Hangisiydi? Hangisiydi? Şuydu galiba. Evet. Pardon. Buydu. Şimdi burada biz diğer parçaları kestik. Burada bir kesme işlemimiz olacak. Şöyle. Erkan benim ağzımın açık kalmasını da çek bari. Evet. Şimdi bu şekilde biz bütün arttırma noktalarının altlarını yaptık. Tabii burada yok. Tamam. Misine ile yaparlarsa burada olacak. Şimdi kesiyoruz. Makasımızla burayı böyle arayı kesiyoruz. Şimdi tabii hemen sorular. Onlar çıkar mı? Onlar atar mı? Sökülüyor. Onlar yıkanınca sökülür mü? Bunlar eğer biraz önce gösterdiğim işlemi doğru yaparsak, yani iki bir ilmeğin iki tarafını birden alırsak, bunlar sökülmez. Hiçbir şey olmaz. Böyle arayı kesiyoruz. Ben de şimdi acele ediyorum. Monte etmeye gösterirken. Ben şu anda bir reyting ibresi olsaydım oradaki termometre gibi böyle yukarı doğru çıkardım. Gerçekten şimdi, inanılmaz güzel bu işlem, bu işlem bizim ne işimize yaradı? Hemen koyalım mı? Şeyde nasıl birleştireceğiz gösterelim. Evet, evet. Ben kendi gösterelim isterseniz. Buyurun. Şöyle şunu çıkarabiliriz. Hemen şurada gösterebiliriz. Şimdi burası ön, burası kol, burası arka. Şuradan dikiş yapıyoruz. Şurayı dikiyoruz. Burayı dikiyoruz. İşte hani en başta iplerimizi ayırdık ya renk, açık ve koyu renklerimizi. Açık bölümü burayla dikiyoruz. Koyu ipliği burayla dikiyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz. Kolları zaten belli etti. Belli etti. Kolları alttan dikiyoruz. Şimdi biz zaten bunu sürfile gibi yaptık. Evet. Bir de biz bunu normal tabii çevireceğiz. Böyle çok güzel dikeceğiz. Artık bunun çıkması falan mümkün değil yani. Ay trikotaj makinesi gibi vallahi yapıldı. Evet bu şekilde biz bluzumuzu bitireceğiz. Kasmaması çok önemli. Tekrar tekrar söylüyorum. Etek ucunu kesinlikle gevşek çekmeliyiz. Yoksa dikişi çok gevşek dikmeliyiz. Bu tek dikişi. Yoksa ütüyü vururuz. Buralar aşağıya iner. Burası kasar yukarıya. Çok önemli. Ütüleyebilirsiniz. Ütüden önce mi sonra mı dikeceğiz? Evet dikişten önce ütüleyebiliriz. Eğer hani sağa sola hepsini aynı oranda ütüleyeceksek dikişten önce ütüleyebiliriz. Dikişten sonra da ütüleyebiliriz. Böyle bastıra bastıra güzel uzata uzata dikiyoruz. Ne diyor izleyicilerimiz? Sorular sorular. Şöyle geliyorum bir dakika. Olay. Ay çok. Güzel değil mi? Bak her bir de genişleyebiliyor. Şurada üstümde kalın elbise var. Ona rağmen 44 beden rahatlıkla giyebilir. Evet. Şimdi iki yumakla da yapabiliriz. Biz iki yumak kullanarak da örebiliriz bu tip bluzleri. Dönüşümlü olarak kullanırız ama düz örgü değil. Onu söylemeliyim. Bir de kademeli şiş kullanmamalıyız orada. Hani iki yumak alayım. Ben aynı yaptıklarını iki yumakla kendime yapayım derlerse çok uzun olur. O yanlış olur. Aldık bu bilgileri. Süper. Bundan daha ben böyle... Ay çok güzel. Ay çok güzel. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şahane anlattınız. Eğer bir sıkıntı olursa bir kere daha anlatırız. Tabii. Bir kere daha yapalım derseniz Tülin Hanım her hafta çarşamba günü bizimle birlikte. Ay Erkan nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Reklama mı gidiyoruz?